İstanbul'da biliyorsunuz birkaç kez denendi, izin alınamadı yeni büfeler açılmasına. Onun için de seyyar büfeler devreye girmişti. Fakat bütün bunlardan sonra şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden AK Partililerin de oylarıyla halk ekmek için izin çıktı. Zorlu çıkartmamaları lazım halkı. Hizmet en güzel şey. Hanımefendi bakın, benim hiç aklıma gelmeyen bir şeydi. 5 liraların 10 liraların hesabını yapacağım. İki kez CHP tarafından gündeme getirilmek istenen 142 yeni halk ekmek büfesi teklif olarak bile oylanamadı mecliste. Çoğunluk AK Parti ve MHP'nin karşı duruşuyla. Sabit büfeleri izin çıkmayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil araçla karşılık verdi. Siyasi tartışma sürerken halkın derdi başkaydı. Dar gelirlinin 1 lira hesabı bu kez oy birliğiyle karar aldırdı partilere. Kusura bakmayın. Biz yetkimizi vermeyiz. Açıkça ilan ediyorum. Halk ekmek büfelerini bugün buraya getirmemek halk düşmanlığıdır. AK Parti'yi İstanbul'a karşı görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. 142 tane büfenin açılmasına AK Parti grubu olarak yetki veriyoruz. Kamuoyu baskısı nedeniyle sonuç buraya geldi ama sonuç itibariyle oy birliğiyle geçecek ve yeni büfeler bütün İstanbullulara hayırlı olsun. İstanbul'da halk ekmek büfeleri önünde uzayan kuyruklar bu zamana kadar dikkat çekmişti ve tartışılmıştı. İşte bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi büfe sayısının artmasını talep etmiş ama AK Parti ve MHP üyelerince komisyondan bir türlü teklif olarak çıkamamıştı. İşte şimdi o engel de aşıldı. AK Parti büfelerin açılmasına onay verdi ama görünen o ki büfeler açılana kadar da mobil araçların önünde kuyruklar uzamaya devam edecek. Biz 9 tane normalde alıyoruz. 9. Evet. Geniş bir aileyiz galiba. Yani abimiz de var. Biz zaten sosyal yardımlarla geçinen insanlarız. Çalışan yok mu? Çalışan şu an yok. 2 tane engelli kardeşimiz var. Onlara ben bakıyorum. 10 ekmek değil. 9 ekmek aldı 10 lirayı uzatarak. Elindeki para üstü 1 lira önemliydi çünkü. 1 lira buradan, 1 lira oradan. Hiç olmazsa bizim yol paramız olur. Biliyorum. Günde 2 lira deseniz ayda 60 lira para yapar. 60 lira benim elektrik param. Emekli maaşım şu anda 1500 lira. Şu araba şuraya geldi, ben Allah razı olsun dedim. Başka bir şey değil. Niye geç kalındı? Şimdi 53 yaşındaki emekli Zafer Bey ve diğer dar gelirli birçok İstanbul'un aklında aynı soru var. Madem büfelerin artırılması konusunda herkes hemfikirdi, bugüne kadar neden gecikildi? Bu mobil büfe diye icat edilen şey sadece İBB Başkanı'nın kişisel reklamını yapmak için belediyeye bir yüktür. Geçen ay bu kararı geçirseydiniz de bu ay o zaman o reklama izin vermeseydiniz elinizden tutan mı vardı? 15 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, şehit aileleri gazi ve engellilerin işletmesi şartıyla açacağımız büfelerde ısrarcı olacağız demişti. Aynı şartı bu kez AK Parti öne sürdü. 3 tane şartımız var. Şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz. Ben tabii AK Parti'yi anlıyorum. Geçtiğimiz dönemde sadece 3 tane şehit yakınına halk ekmek büfesi verilmiş.